hem eğitici, hem eğlenceli, bol etkinlikli sanat atölyemize hoş geldiniz. Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Hepinizin bayramını kutluyorum. Ve bugün benim yanımda bugün özel bir arkadaşım var. Önce sizle onu tanıştırmak istiyorum. Merhaba sevgili arkadaşım. Kendinizi tanıtmak ister misin? Tabii ki de. Merhaba, ben Zümra. İlkokul 4'e gidiyorum. Hepinizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Harika. Zümra da hepinizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor. Zümra ile bugün çok güzel Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri yapacağız. Siz de bize katılın. Hadi bakalım. TV 52 ekranlarında sizi bekliyoruz. Zümra etkinliğimize başlayalım mı? Başlayalım. O zaman hepinizi ekran başına bekliyoruz. Şimdi sizin de malzemelerimizi tanıyalım. Kırmızı ve beyaz renkte fon kartonları, kırmızı, beyaz ve siyah simli evalar, Atatürk fotoğrafı, makas ve yapıştırıcı. Evet sevgili arkadaşlar, bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Herkese tekrar kutlu olsun. Bugün sizinle iki ayrı etkinlik yapacağız. Öncelikle Zümra'yla kendimize ay yıldızlı birer taç yapacağız. Zümra için ben daha önce kestim bu malzemelerimizi. İkinci malzemelerimizi de Zümra ile beraber keseceğiz. Zümra, şimdi bunlar bizim malzemelerimiz ve ayrı ayrı parçalarımız. Ben iki tane kalp yaptım. Bunları üst üste yapıştıracağız. Ve bu dairenin üstüne de bu yıldızla bu ayı yapıştıracağız. Aynı malzemeler bende de var. Bunu da tacımızın şu üst bandı olarak kullanacağız. Şimdi ilk parçam bu. Benim de ilk parçam bu. Bunun boyunu kafamızın şekline göre arkadan ayarlayacağımız için şu anda yapıştırmadık. Önce Zümra'ya yardım edelim. Zümracığım, bu kısım için şu üstünün önce bunu yapıştıracağız. Bunu yapıştırmak için silikon kullanmamız gerekecek. Sonrakiler için de bu piriti kullanacağız. Silikon kullanırken ben sana yardımcı olacağım. Çünkü biraz sıcak, elini yakmanı istemiyorum. Bu kısım için hayatım biraz silikon sıkıyorum. Hadi bakalım birlikte yapıştıralım. Evet. Şimdi üstü için öncelikle bunu, sonra da bunu yapıştırmanı istiyorum. Bunun için de pirit kullanacağız. Al bakalım. Yapıştırdığında şekli bu şekilde görünecek. Şuralarına pirit sürebilirsin. Harikasın. Yapıştır bakalım. Biraz şöyle aşağı çekebiliriz. Şimdi biraz bol sürmeni istiyorum şu kısma. Ya da bayağı bol sür, bastırarak. Harika. Sür sür sür. Daha da sürmelisin. Hatta şuraya doğru belki biraz daha. Çünkü ikisi de birbirine yapışacak. Evet. Kaldır ve yapıştır. Şu uçlarını birleştir. Harikasın. Süper. Şimdi yapmamız gereken şey bu kırmızı bayrağımıza ay yıldızı yapıştırmak. Hadi bakalım şimdi burayı yap. Ben de kendimkine başlayayım. Sen artık anladın çünkü. Ne yapıyoruz? Önce böyle bir şerit kesiyoruz. Bu şerit bir cetvel kalınlığında, bakın. Bir cetvel kalınlığında bir şerit. Daha sonra onun üstüne böyle kelebek kanadı gibi, hatta biraz da kalbe benzer bir parça kesiyoruz. Ben parçayı şu şekilde çizdim. Sonra iki katlı olduğu için bu şekilde açılabildi. Zümra etkinliğini tamamlarken ben de bu aşamaları size anlatmak istedim. Buraya bir miktar silikon sıktıktan sonra yapıştırmak istiyorum. Nasıl gidiyor Zümra? İyi. Süpersin. Alt kısmına yine bir miktar silikon sıktım ben. Ve onu da buraya yapıştırıyorum. Şimdi bunun üstüne de hemen beyaz kalbimi yapıştıracağım. Burası için ben de böyle pirit kullanayım. Aa, piritim açılmadı. Evet, bolca böyle yapıştırıcı sürüyorum. Ve yapıştırıcıyı da buraya bu şekilde yapıştırıyorum.
Üstten biraz kırmızı kalbimin görünmesini sağlıyorum. Ve vay Zümra, hızlısın. Harika. Zümra bitirmiş bile. Son aşamasına geçti mi Zümra? Evet. Harika. Şimdi Zümra, ben de şu son aşamamı bitiriyorum. Seninle beraber artık tacımızın son aşamasına geçeceğiz. Ve benim de ay yıldızım tamam. Evet Zümracığım, şimdi senin üstünde senin yaptığın tacı göstermek istiyorum ben. Bunu biraz elimle şöyle hafiften kırıyorum. Çünkü başımızın bu yuvarlak şeklini alacak şekilde takacağız. Ve çok güzel bir taç yapacağız. Bu tacımızı yaparken bak Zümra, şuralarını da yapıştıralım. Biraz daha böyle güzel görünmesi için. Bak tatlım, buraları da yapıştırıyoruz. Aynı işlemi şurası da için de yapacağız. Biraz. Tacımız daha güzel görünecek böylelikle. Gel bakalım, senin başına göre ayarlayalım. Evet. Zümra'nın tacı neredeyse hazır olmak üzere. Şimdi Zümra'nın tokaları olduğu için burada yapıştırmam mı gerekecek acaba? Hemen bakalım. Şöyle yapalım. Zümra'nınkini. Buraya yine yapıştırıcı sürüp üstüne yapıştırıyorum. Geçelim. Ve tam alnının ortasına şöyle. Çok da güzel oldu. Bence harika bir taç oldu. Çok güzel oldu. Çok beğendim. Şimdi aynı işlemi kendim için yapacağım. Öncelikle yapıştırmıyorum. Çünkü bunun kafama tam ölçüsünü ayarlamam gerekiyor. Yine ben de kenarlarını şöyle hemen küçük silikonlarla yapıştırıyorum. Ben de biraz şöyle bükeyim. Çünkü biraz ovalleştirmek istiyorum. Ve şu şekilde alnımın tam ortasına getiriyorum. Ayarlamamı yine kendim arkadan böyle ayarlıyorum. Sonra yavaşça çıkartıp burasına silikon sıkıyorum. Mesela bu kısımda şey de kullanabilirsiniz. Delgeç, bir ip. Yani ip yardımıyla yapabilirsiniz. Burayı da makasla alalım. Zımba kullanabilirsiniz. Bu şekilde de başımıza yerleştiriyoruz. Çok güzel birer tacımız oldu Zümra. Beğendin mi? Evet. Çok güzel oldu. Güzel bir etkinlik oldu sevgili arkadaşım. Buraya kadar ne yaptık? Sen onu izlerken biz de diğer bölüm için hazırlanalım şimdi. İkinci bölüme geçtik. İkinci bölümde Atatürk portremiz var. Böyle bizim elimizde birkaç tane kartpostal var. Bu kartpostallardan daire şeklinde Atatürk portremizi çıkartacağız. Ve ona çok şık bir çerçeve yapacağız. Hazır mısınız Zümra? Evet, hazırım öğretmenim. Hadi bakalım. Zümracığım, ben şimdi bu bant yardımıyla bunun etrafına bir çizgi çiziyorum. Ve bu çizgiyi senin kesmeni istiyorum. Şimdi bu Atatürk'ü bu çizgiden çıkar bakalım sen makasla. Ben de o arada diğer aparatları hazırlayayım. Bunlar malzemelerimiz. Fon kartonumuz ve siyah fon kartonumuz. Siyah fon kartonumuzdan parçalar çıkartacağız.
ve çıkartacağımız parçalar da yaklaşık cetvelimizin kalınlığında da olabilir. Mesela şu şekilde bükeceğiz ve büktüğümüzde iki tane paç çıkmış olacak. Biz ne yapalım? Şu şekilde çizelim. Çizdiğimiz parçaları da tek tek keselim. Yarım cetvel büyüklüğünde olsa işimizi görür. Siyah fon kartonu olduğu için pembe bir kalemle çiziyorum ben. Daha net bir şekilde görebileyim diye bu şekilde. Fazla sayıda şerit çıkarmam gerekiyor. Bunların hepsini tek tek keseceğiz. Bu kesim aşamasında Zümra bana yardım edecek. Öğretmenim, ben kestim. Harikasın. Evet Zümra, ben diğerlerini çizerken sen bunları kes bakalım. Zümra başarıyla tamamlamış. Tekrar siyahtan çizmeye devam ediyorum ben, Zümra keserken. Ve bize bu arada maket kartonundan bir de daire lazım. Bu daire de şöyle olsa işimizi görüyor. Bu yine maket kartonu. Ben daha önce kestim ve sizin için hazırladım. Bu daire bir tavak büyüklüğünde. Bütün çalışmamızı onun üstünde gerçekleştireceğiz. Yine ben çizmeye devam ediyorum. Kesim işi nasıl gidiyor Zümra? İyi gidiyor öğretmenim. Harikasın. Eskiden ne güzel Cumhuriyet Bayramı kutlamaları yapardık. Ama maalesef bu yıl korona sebebiyle Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını hep online yapıyoruz. İnşallah bugünleri de atlatıp çok güzel bayram kutlamaları yaparız. Belki siyah bu kadar yeter. Biraz da kırmızı çizelim. Kırmızı için de koyu renkli kalem alalım. Cetvelimizle dikey çizgiler çizmeye devam ediyoruz. Bunlar çerçevemizi oluşturacak ana parçalar. Daha sonra bunları teker teker yapıştırıcı ile yapıştıracağız. Zümra, kestiğim parçalardan bana bir tane verir misin? Arkadaşlarıma göstereyim nasıl yapacağımızı. Teşekkür ederim. Bu parçaları bu şekilde birleştireceğiz. Birleştirdikten sonra şu iki ucundan birbirine yapıştırıp şu şekilde bombeli bir şekil almasını sağlayacağız. Ve hepsini bu şekilde yapıp öncelikle biriktireceğiz. Daha sonra bunların hepsini teker teker bu şekilde yan yana gelecek şekilde yapıştırmaya başlayacağız. Bu aşama için Zümra. Tamam, harikasın. Buna geçtin. Tamam Zümra'cığım, sen devam et. Ben de sana katılacağım şimdi çizim işlemim bittikten sonra. Hızlı bir şekilde kesim işlemimizi beraber tamamlayacağız seninle. Evet, ben bunları çizerken Zümra da kesim işlemine hızlı bir şekilde devam ediyor. Zümra, sever misin böyle kesimler, çizimler yapmayı? Evet, çok severim. Harika. Evde ailenle bol bol etkinlikler yapar mısın? Evet. Harika. Bu etkinlikler aslında senin kas gelişimin için çok önemli etkinlikler.
Evet Cimra, artık ben de seninle kesim işlemine geçebilirim. Ben de maket bıçağıyla sana katılıyorum. Tek tek keselim bu şekilde. Çocuklar maket bıçağını kullanmıyor biliyorsun. Sadece büyüklerin yardımıyla kullanıyoruz. Evet, ben de bunları tamamladım. Onu bitirdikten sonra Zümra, sen artık böyle yapıştırma işlemine geç. Kesim işlemlerini ben tamamlarım. Sana nasıl yapıştıracağını da göstereceğim. Sanırım seninki bitmek üzere değil mi? Evet. Öğretmenim, hepsini kestim. Harikasın Zümra. O zaman Zümra ile yapıştırma aşamasına geçelim. Evet Zümra, şimdi şu kestiğimiz parçaları sadece şu kısmına biraz sürerek, ama biraz bolca sür ki yapıştırma açısından iyi olsun. Tam ucuca getirecek şekilde bu şekilde yapıştırıp şöyle kenara bırakmanı istiyorum. Hem siyahlar için hem de kırmızılar için aynı işlemi yapıyoruz. Ben de bu arada kesme işlemini tamamlayayım. Ortak işbirliği içerisinde bir çalışma yapıyoruz. Evet. Ve kırmızılarımız da bitmek üzere. Yapıştırıcıyı biraz bol sürmeyi dene ve orayı böyle elinle bastırmayı dene. O zaman açılmayacaktır. Şöyle fazla parçalarını da kenara yoralım. Harikasın. Üst kısmının bombeli olması gerekiyor. Çalışmamızın böyle tamamlanması için. Tamam, çok güzel. Şimdi seninle bu aşamaya ben de katılacağım. Bu aşamada kilit bizim işimizi görecektir. Her biri için bir miktar böyle yapıştırıcı sürüp kapatıp kenara bırakıyoruz. Şöyle. Bakalım Zümra da aynı işlemi yapıyor. Zümra siyahları yaparken Serap öğretmeni de kırmızıları devam ediyor. Yine aynı şekilde sürüyoruz. Ve kapatıyoruz. Yapışkanı hemen açılmasın diye şöyle bir iki saniye kadar tutuyoruz. Ben şöyle yan yana üç tane diziyorum. Dizdikten sonra bunları sürüp tek tek yapıştırıyorum. Böylece işlemim daha kısa sürede bitebiliyor. Şu şekilde devam ediyorum. Bunları daha sonra tek tek şu yuvarlak kestiğimiz maket kartonuna yapıştıracağız. Evet. Nasıl gidiyor Zümra? Çok iyi gidiyor. Harikasın. Bu etkinlikler sen ve sen yaşındaki çocukların parmak kas gelişimi için çok etkilidir. Unutma.
devam ediyoruz. Ve son üç tanesini de yapalım. Bunları da kapatıyorum ve bastırıyorum. En az zeminde siyahla başlayacağız. Ondan sonra kırmızı ve beyaz olarak devam edeceğiz. Şimdi zeminimiz bu. Zeminimi buraya alıyorum. Ve Zümra'nın yaptığı siyahları da yanıma alıyorum. Zümra devam ediyor bu arada. Öncelikle bunları bu şekilde yan yana buraya dizeceğim. Sonra kırmızılar ne işe yarayacak? Kırmızıları da onun yarım bir şekilde üzerine gelecek şekilde tekrar dizmeye devam edeceğim. Ama öncelikle bunun için şu kenarlara silikon süreceğim. Çünkü çok iyi yapışmasını istiyorum. Bir miktar sürdükten sonra bu şekilde yan yana yapıştırmaya başlıyorum. Biz belki fazla bile kesmiş olabiliriz. Yaptığı, kestiği bu siyah parçaları yapıştırmaya devam ediyorum. Ve şuraya da bir parça yapıştırıyorum. Ve birkaç parça sonra bu parçaların da hepsini tamamlamış olacağız. Şimdi ben de sana yardım edeyim. Şöyle bir iki parçayı birlikte tamamlayalım. Şöyle yine yapıştırıp bütün parçaları bu şekilde birleştiriyorum. Evet. Ben yapıştırırken Zümra da diğerlerini yapıştırmaya devam ediyor. Harikasın, Zümra hızlandı. Sanırım son bir tane yetecektir bana Zümracığım. Teşekkür ederim. Burada birazcık kenarlarda boşluk kaldı ama olsun. Evet, ilk aşamadaki işlemimiz buydu. Şimdi çerçevemizin ikinci katına geçiyoruz. İkinci katı için Zümracığım sen bana bunları ver. Böyle kenara alalım. Ben de tek tek yapıştırma işlemine geçeyim. Bu katı için yine ben bir miktar şöyle yuvarlak bir alana yapıştırıcı sıkıyorum. Şimdi sen bana kırmızıları tek tek ver. Ben de şöyle içine doğru ikisinin tam ortasına gelecek şekilde yapıştırıyorum. Evet, teşekkürler Zümra. Biraz bekliyorum çünkü tam yapışsın istiyorum. Hatta şuraya biraz daha ön kısma doğru yapıştırıcıyı süreyim. Bakalım bunu. Bunda mesela şurada bir kesim hatası yapmışız. Çok da böyle belli olmuş. Hemen onu düzeltelim. Biraz daha yapıştırıcı sürüyoruz ve devam ediyoruz. Son bir tane. Şöyle şuraları da sürelim. Güzelce yapışsın. Hepsinin arasına yaptığımız için tam eşit bir şerit ortaya çıkıyor. Ve ikinci aşamasında tamamlamış oluyoruz. Şimdi artık ben bir de
simli ev alan kullanmak istiyorum. En son da Asitürk'ün fotoğrafını yapıştıracağız. Evet Zümra'cığım, bu böyle dursun. Ben şimdi şuradan simli evaları alacağım. Sonra o simli evalarla hayatım yapıştırma işlemini yapacağız. Ortası için hangi simli evayı kullansak? Şimdi Atatürk'ü mesela böyle koyacağız. Sence kırmızı mı? Siyah da bak çok güzel. Siyah da yapabiliriz. Grimiz var, yeterli olur diye düşünüyorum. Ondan yapabiliriz. Şöyle beyazımız var Atatürk'ün etrafına. Bence beyaz kullanalım. Peki tamam, beyaz kullanalım. O zaman şöyle yapalım. Ben yine arkasına çizgiler çizeyim. Bu sefer biraz daha ince çizgiler yapalım. Ve şuradan ince uçlu bir kalem kullanalım. Son parça olarak siyah simli evalar kullanıyoruz. Sonra onu duvara asmak için ya da kapınıza asmak için bir aparat yapacağız. Evet, şu kısmını sana vereyim Cümracığım. Sen burayı yavaşça, düzgünce kesmeye çalış. Al bakalım. Ben çizme işlemine devam ediyorum bu arada. Cetvelimin şu aralığını kullanarak düzgünce çizgilerimi çizdim ve tamamladım. Bir kısmını Zümra keserken yine bir kısmını da ben keseceğim. Bu şekilde ince şeritler elde edeceğiz. Şöyle biraz silersek geçecektir. Kenarlarında bunların kalıntı olarak görünmesini istemeyiz çünkü. Ben kestim öğretmenim. Harikasın Zümra. O zaman bunları da sen keserken ben yapıştırma işlemine başlayabilirim. Senin öndeki parçaları da şöyle alayım. Evet. Bütün simli evalarımızı Zümra kesmiş ve tamamlamış. Bakalım bu şekilde yapıştırmaya başlayacağız ve en sonunda Atatürk'ün portresini tam ortasına yerleştireceğiz. Yetmezse diye bir endişem var şu anda. Onun için önce bir deneme yapmak istiyorum. Şöyle birkaç tane yapıştıralım. Yetmediği yerde başka bir rengi kullanabiliriz. Bu yapışkanlı bir eva olduğu için şu baş kısmından bir miktar şöyle yırtıp birbirine tutturuyorum. Tekrar buradan bir miktar yırtıp tekrar bir yapıştırıcı kullanmıyorum. Ne kadar yerini yapıştırmak istiyorsam o kadar yerini yırtıyorum sadece. Bunları da bitirelim öğretmenim. Harikasın Zümra. Şimdi son aşamasına geçiyoruz. Seninle birlikte etkinliğimizi tamamlayacağız. Evet, son birkaç aşamamız kaldı. İstersen sen de buradan benim gibi bir kısmı yırtıp bu şekilde birleştirebilirsin. Biraz, çok az yırtacağız. Tamam, öyle oldu o da. Harika. Ama orayı bastırırsan burası yapışır. Tamam. Bak hepsini açmıyoruz. Sadece birazcık açıp yırtıyorum sonra böyle. Yırt bakalım oraya. Şimdi bunları dışarı alalım. Ve şimdi iç kısmına, şu kısma yine
silikon damlatacağım. Şöyle beyaz kısmına damlatıyorum bolca. Harikasın. Bu kısım için şöyle biraz daha içeriden. Çok beğendim. Harika. Şu geldi, bunu alalım. Ve son olarak da bu parçayı yerleştireceğiz. Zümra'cığım, bana makası verebilir misin? Teşekkürler. Şu kısımda bir fazlalık kalmış. Hemen onu da kesiyoruz. Ve son parçamızı da yerleştiriyoruz. Ve evet, gördüğünüz gibi son parçamızı da yerleştirmiş olduk. Şu anda sadece Atatürk'ümüzün resmini buraya oturtacağız ve en arkası için, şu arka tarafı için asmak için bir aparat yapacağız. Bunu da yapıştırmak için Zümra yine bu kısma bir miktar şöyle tam kenarına silikon sıkıyorum. Ortasına sıkmıyorum çünkü ortasını bastırmayacağım. Tamamen kenarlarına sıkıp tam kenarlardan böyle oturtuyorum. Bu şekilde. Evet, kenarlarındaki silikonları temizleyelim. Şimdi şöyle ters çevirelim. Bu arkası için şönil dediğimiz bir malzeme var bizim. Şönil böyle tüylü bir ip. Tanıyor musun bu malzemeyi? Evet. Harikasın. Şimdi bu malzemeyi Atatürk'ün tam olarak böyle dik olduğu konuma, yani tam da şuraya şöyle bir yer belirleyelim. Ortası burası. Birlikte şu şekilde yapıştıracağız. Bu şekilde yapıştırdığımızda buradan tutup istediğimiz şekilde kullanabileceğiz. Şu iki kısmına biraz silikon sıkalım. Yapışması için. Evet. Bu şekilde ortalıyoruz. Ama bu tutmayabilir. Belki zamanla atabilir. Onun üstüne şuradan fazla kalan parçalarımızdan iki tane parça yapıştıralım. Yapıştırdığımız parçalar onun daha sağlam olmasını sağlayacak. Bu şekilde bir parça kestim. Bu parçayı üstüne yapıştırıp arkalarını kapatıyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi aynısını buna da yapacağım. Bir kısmına. Yani atık parçalarımız da işe yaramış olacak. İyice kuruduğundan emin olmak istiyorum. Şöyle. Yoksa bu buradan direkt çıkabilir. Zümracığım, etkinliğimizi tamamladık. Nasıl oldu? Beğendin mi? Beğendim. Çok güzel oldu. Harika. Ben de çok beğendim. Çok güzel oldu. Bugün Cumhuriyet Bayramı. Bugün 29 Ekim. Çok güzel bir etkinlik yaptık Zümra'yla. Zümra'ya bana katıldığı için, bugün bana eşlik ettiği için çok teşekkür ediyorum. Evet sevgili çocuklar, ben etkinliğimi tamamladım. Yeter ki düşünün, hayal edin ve tasarlayın. Siz de yaptığınız etkinlikleri TV52 WhatsApp hattından bizimle paylaşabilirsiniz. Bir dahaki programda sizinle çok güzel bir organizer yapacağız. Organizer ne mi? Masanızı düzenlemek için çok güzel, çok sevimli bir kutu. Hadi gelin, şimdi onun malzemelerimizi not alalım. Bir adet ayakkabı kutusu, renkli fon kartonları, makas, yapıştırıcı ve maket bıçağı. Sevgili çocuklar, bizden bu bölümlük bu kadar. Herkesin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Zümracığım, sana da çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldin. İyi ki TV52 ekranlarında bizlerleydin.
Bizler bir dahaki bölümde sizlerle görüşmeyi umut ediyoruz. Hoşça kalın diyoruz.